Yeni yılla birlikte emekliden memura, işçiden işsize 70 milyonun da geliri artacak. Yani cepler dolacak, yüzler gülecek deniliyor. Peki Samsun halkı bu konuyla ilgili neler söylüyor? Gelire göre gider dolun. Artışlardan memnun musunuz peki? Nasıl? Gelecek zamlardan, artışlardan memnun musunuz? Hayır, memnun değilim. Artışlardan memnun değiliz. İnşallah efendim, milletin beklentisi inşallah artar. Halk da bir rahatlar. Yani artmasını vatandaş bekliyor. Bu zamana kadar yapılan zamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Efendim zamlar biraz yüksek oldu. Halk zor durumda. İnşallah fiyatlar biraz düşer de halk rahatlar. İnşallah amacımız o. Maaşlara yapılan zamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz bu yıl zamana kadar? Yetersiz olduğu belli ama ülkenin durumu da belli. Onun için devlet en iyisini yapacağına inanıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yapılacağına inanıyoruz. Vatandaşa en iyisi yapılır. İnşallah devletimiz gereğini yapacağına inanıyoruz. Yani yapılanı yetersiz olduğu ortada. Yani vatandaş ne desin işte, umudu var, yapılacak diye bekliyor. İnşallah beklediğini alır. Ufak da olsa bir artırma mutlaka ya, olacak. Size ne olacak, bir şey parası olur yani. %3, %5 gibi olacak tabii ki ama mümkün değil. Yani ne artırsa ne olur? Bu enflasyona karşı, %45'lik bir enflasyona karşı ne olur? Hayır, ne olur? Vereceği 3 lira 5 lira. Yani 3 lira 5 lira derken yani 100 lirayı geçmez. Emekliye vereceği 100 lirayı geçmez. 100 lirayı geçmeyeceği için Türkiye'de emekli sürünmeye mahkumdur. Ölü ölü kızım ölü, emekli ölü ölü. Yok. Bunlar geldiği zaman bu her şey güzeldi. Mazot 70 lira, 7 lira, 70 kuruştu yani, 80 kuruş yoktu. 7 bin lira. Biz dolmuşluk yapıyoruz. Kendini götürmüyor araba. Kendini götürmüyor yani. Kazanmıyor yani. İnşallah sorumuz iyi olur diyeyim. Allah hayırlısını nasip etsin ama yalan konuşuyorlar hep komple. Benim kendi görüşüm böyle. Diyor. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben inanmıyorum. Neden? Hele seçimden sonra hiç olmaz. Yeni yıldan sonra diyorlar. Bu aralığın sonundan sonra artacak. Olmaz olmaz. Olsa da geri düşürür. Ben engelli emekliyim. 430 lira alayım. 25 lira alayım. 300 lira ev kirası vereyim. Ne yiyeceğim, içeceğim. Yani yalan bu işler ya. Siyaset yalan zaten. Herkes yalan konuşuyor. Öyle bir şey yok. Verecek de nereden verecek? Kendi ayrıtları oldu mu el kaldırıyla ama. Komple. Ama millete geldiğimi düşünen yok. Aa, adam işte. 1600 lira para alayım. Bu da benim gibi. Ama ben 425 lira, 430 lira alayım. Engelli emekliyim, hastayım, ciğerlerimden ameliyatlıyım, şeker var. Her hastalık bende. 300 lira ev kirası vereyim. Nasıl olacak?